açalım bakalım. İşleşmeyi kaldırıyor. Evet, hemen alttan çıktı. 30 dakikada. Selamlar, nasılsınız? Apple Watch günü geldi çattı. Bugün 27 Eylül. Ben de Apple Watch 10 aldım. Birazdan sizle kutu açılışı yapacağız. Çıktığı ilk günden bu yana Apple Watch kullanıyorum. Apple Watch 1'i kullandım, 3'ü kullandım, 4'ü kullandım, 7'yi kullandım. Ve 7'den sonra da şimdi 10. seriyle birlikte tekrar bir güncelleme yapmış oldum. Güncellemeye değer miydi, değmez miydi? Onlar ilerleyen zamanlarda elbette sizlerle paylaşacağım. Şimdi bir kutu açılışı yapalım. İçinden neler çıkıyor artık ya da neler çıkmıyor artık. Biliyorsunuz Apple'cığımız sağ olsun artık hiçbir şey koymuyor kutuya. Neyse bir bakalım. İncelmiş biraz. Siyah rengini aldım. Bu Jet Black. iPhone 7, 7 Plus zamanlarında ilk defa aldığımız iPhone'lardaki Jet Black rengi. Biraz bir risk aldım diye düşünüyorum. Sevgili Hüseyin ve Özgür çizilebilir diye söylemişlerdi ama onu da zamanla göreceğiz. Birazcık zaman geçince az çok belli olur çizilip çizilmeyeceği. Şu kutu açılışına bir bakalım. Sonra fikirlerinizi oldukça yine videolarla size anlatmaya devam ederim. Başlayalım. Apple Watch burada kutusu gittikçe de inceldi. Artık çok bir şey de yok. Kalınlaşacak bir durum da yok tabii ama yani bunu isterseler şu kadar bile yapabilirler bu kutuyu. Emin olun belki daha da ufak hale getirebilirler. Şöyle hemen tersini çevirelim. Buradan şöyle bir açalım bakalım. Evet, bizi ilk olarak Apple Watch 10. serinin kutusu karşılıyor. İkinci olarak da normal Spor Loop kutusu karşılıyor. Spor Loop kutuyu bir hemen şöyle açalım. Şuradan. Evet. Şöyle. Bunun ölçülerine gidip herhangi bir Apple mağazasında bakabilirsiniz. Yani Troy olur, diğerler olur. Evet, enteresan bir siyahlık var. Yani normalde siyah olarak geçiyor ama böyle bir hafif rengi maviye çalar gibi. Ne dersiniz? Fikirlerinizi yazın. Bunu şu şekilde çıkarıyoruz. Evet. Tamam. Bu burada dursun. Gelelim Apple Watch Jet Black. Apple Watch Series 10 46 mm Jet Black demiş. Evet, şöyle bir açalım sizlerle beraber. Evet, şurayı açalım. Evet. Şöyle sallayacağız mı? Ne yapacağız? Bunlar niye böyle bu kutular? Evet. Şöyle. Açıyoruz. Açtık. Bakalım. Evet, şurada güzel siyah Jet Black renkli Apple Watch'umuz karşılıyor. Valla ilk dikkatimi çeken konu inceliği oldu. Birazdan Apple Watch 7 ile beraber karşılaştıracağım. Merak etmeyin. Şöyle bir bakıyorum. Bunu şöyle bir çıkaralım şuradan. Evet, gerçekten inceliğini hissedebiliyorsunuz. Onu belirtmekte fayda var. Şöyle. Ne dersiniz, bu Jet Black rengi çok çizilir mi? Çizilmesin ya. Vallahi çizilecek gibi görünüyor. Bu parlatılmış alüminyum bir yüzey. Yani burada tabii ki şöyle diğer gümüş rengi veya sarımtırak altın rengi denilen bir renk daha var. O renkler tabii birazcık daha böyle hani tıraşlı diyeyim ben size. O böyle biraz daha dokunduğunuz zaman çok çizildiğini göstermiyor. Bu biraz böyle kılcal çizikleri gösterebilir gibi geliyor. Onu da kullandıkça göreceğiz ama siz kendiniz gidip görebilirsiniz. Şurada bakın yeni hoparlör bölümünü görebiliyoruz. Onu da şöyle koyalım. Apple Watch'ta başka ne çıkıyor? Bir de tabii ki şöyle yeni bir örgü şeklinde. Eskisi de örgü müydü? Hatırlamıyorum. Değildi galiba. Hızlı şarj olan, yarım saatte %80'e kadar şarj olan, şarj edebilen bir kablomuz geldi. Hızlı şarj. Bu sene tüm iPhone'lara da hızlı şarj geldi biliyorsunuz. Evet, sonuçta şimdi bunlar, burada başka ne var? Ivır zıvırlar var. Bunları geçelim. Evet, Apple Watch'a da kayışımızı bir takalım. Ben bu kayışın şu kısmını diğer tarafta seviyorum. Şu şekilde. Gayet güzel oturdu. Ben de eskiler uyduğu için onlarca farklı kayış var. Onlardan birini kullanacağım tabii ki. Bu da fena değil ama hafif maviye kaçıyor gibi. Biraz daha siyah olsa daha iyi olurmuş.
Şimdi kutu açılımı bu kadar. Hatta şunu bir bileğime takayım. Bileğimde de görün. Benim bilek de biraz kalın. Yaptık. Evet. İlk dikkat çeken tabii ki evet inceliği hakikaten ince olduğu belli. İnceliği hissediliyor. Yani belirgin bir incelik olmuş. Şu Digital Crown dedikleri, şurada döndürdüğümüz düğme de bir tık ufalmış. Biraz daha dışarıya gibi böyle daha rahat elinizi koyabiliyorsunuz. Şimdi şurayı bir toplayalım. Evet. Kutu açılımında bu kadar. Bir tane şarj kablomuz var. Bir tane Apple Watch cihazımız var. Bir de kayışımız var. Bu kadar. Şimdi ne dersiniz? Kurulumu beraber yapalım mı? Yapalım diyenler. Evet dostlar, iPhone'umuz var. Apple Watch 7'miz var. Şarja takmıştım biraz ve Apple Watch 10'umuz var. Şimdi ben 7 kullanıyordum. 7 ile 10 arasındaki kalınlık farklarını şöyle bir size göstermeye çalışayım. Görünüyor mu? Evet, şöyle. Kalınlık farkı. Evet, hoparlörde bir fark var. Burada çizgi şeklindeydi. Burada delikli delikli bir şekil olmuş. Görebiliyor musunuz? Evet, kalınlık farkı bu kadar. Ekran farkı da, yani ekran boyutları da bu 45 mm diye geçiyor. Artık 46 mm oldu ekranımız. Bu arada hemen araya sokuşturayım. Şu dışarıdan aldım. Normal piyasadan aldım. Mıknatıslı derimtırak, derimsi bir kayış. En rahat ettiğim kayış oldu. Onu da belirtmiş olayım. Evet. Şimdi Apple Watch 7'yi önce telefonumdan kaldıracağım. Eşleşmesini sonra yenisini kuracağız. Evet şu anda saatim çalışır durumda. Bütün işlevleri aktif. Apple Watch 7'yi önce Apple Watch uygulaması üzerinden kaldıracağız. Apple Watch uygulamasını açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi kadranlarımız vesaire var. Burada yine genele geliyoruz. Genelin en altına geliyoruz. Burada sıfırla var. Sıfırlaya tıkladığımız zaman şu en üstteki Apple Watch içeriklerini ve ayarlarını sil dediğimiz zaman şurada tüm içerikleri ve ayarları sil bilgisi geliyor karşımıza. Tüm içerik ayarları sil diyoruz. Bir daha soruyor emin misiniz diye. Evet diyoruz sil. Şimdi burada diyor ki benim Apple Pay'de yani cüzdan uygulamasında birkaç kartım vardı. Amerika'dan kalan hala kullandığım. Onları kaldır diyor. Onları da işte kullanabilirsin veya kaybedebilirsin diyor. Orada San Francisco'da Clipper Card diye bir uygulama vardı. Onun içinde bakiye var. Bakiye kalmıştı. O bakiyeyi kullanabilirsin istersen veya kaldırırsan bir problem olabilir diye bir uyarı veriyor. Sizde muhtemelen bu uyarı çıkmayacaktır. Eşleşmeyi kaldırmayı sürdür diyorum. Ve evet benim şifremi soruyor. Şu an saatte henüz bir hareket yok. Hemen şifremi giriyorum. Şifremi girdim ve tamam dedim. Bakalım saatte bir hareket var mı? Apple Watch eşleşmesi kaldırılıyor diyor. Evet, saatle beraber görüyorsunuz. iPhone'unuz şu anda Apple Watch ile eşleşmeyi kaldırıyor. Bu biraz zaman alabilir dedi. Apple Watch eşleşmesi kaldırılıyor diyor. iPhone'unuz şu anda Apple Watch ile eşleşmeyi kaldırıyor. Bu işlem biraz zaman alabilir. Bu arada hemen ben belirteyim. Apple Watch 7, 8, 9 kullananlar değiştirmeden önce, Apple Watch 10'a yükseltmeden önce iyi araştırın. Bizim gibi içerik üreticilerini izleyin. Gerçekten gerek var mı, yok mu? Bu konuda ben hemen size şu samimiyetimle şunu söyleyebilirim. Ben aldım, evet Apple Watch'tan Apple Watch 10'a geçtim ama emin olun biraz kullanayım. 1-2 hafta müsaade edin. Evet, gerçekten ihtiyaç vardı veya yoktu. Geçmesem de olurmuş, geçtim iyi oldu. Aradaki farklar şunlar da gibi mutlaka size %100 doğru gerçek düşüncelerimi paylaşacağım. Evet, Apple Watch'la ilgili saatimizin kaldırılması tamamlandı. Şurada tüm saatler diye bir bölüm var. Saat ekle bölümüne geldik. Şu an saat kaldırılmış oldu. Evet, şimdi Apple Watch 7'ye bir bakalım. Burada ne var? Bakıyoruz ekranda direkt Apple logosu çıktı. Artık fabrika ayarlarına dönmüş, sıfırlanmış oldu. Onu ben çıkarıyorum şimdi. O fabrika ayarlarına dönüp sıfırlanmaya devam etsin. Biz yeni Apple Watch'umuzu kurmaya başlayalım. Ne dersiniz? Evet, Apple Watch 7'yi bitirmiştik. Orada da zaten böyle hemen yeni telefonu için eşleşmeye hazır bir duruma geldi. Onu şöyle kenara
kaldıralım şimdilik. O da yeni sahibi için hazır. Onu da kutulayacağım, arkadaşıma vereceğim. Şimdi şöyle yan tarafa bir basarak açalım. Açıldı. Şu an burada direkt iPhone'da doğrudan görüp tanıyacak ve eşleştirmek ister misin falan diye uyarı çıkacak. Hep beraber göreceğiz zaten. Bunlar Apple Watch kullananlar için çok yeni şeyler değil ama ilk defa Apple Watch alacaksanız bunlar faydası olabilir. Şöyle bir yine bölüm geldi. Şöyle yan yana yaklaştırdığımız zaman da evet. Gördüğünüz gibi hemen alttan çıktı. Apple Watch 10'un yeni kadranlarından bir tanesi. Burada görüyorsunuz çıktı. Hemen buradan sürdür diyorum. Sürdür dediğimiz zaman burada bazı sorular soruyor. Bunlardan bir tanesini bunu kim için ayarlıyorsun? Evet, benim için ayarla diyorum. Apple Watch'u kameraya tutun diyor. Şöyle bir bakın karekodumsu ne diyelim buna? Yıldız kodumsu bir şey neyse işte. Onu şöyle hizalıyoruz ve yeşil olup birazdan eşleşecek. Apple Watch'unuz eşlendi dedi. Apple Watch'ta da görüyorsunuz. Şimdi buradan işte devam edeceğiz. Yedekten geri yükle, yeni bir Apple Watch olarak ayarla. Ben yeni bir Apple Watch olarak ayarlıyorum. Bilek tercihi sol tarafımda dedim. Gil ayarlanıyor dedi. Apple Watch'unuz bağlanıyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Parlaklığı evet hemen farkları söyleyeyim sevgili dostlar. Parlaklığı ciddi bir ilk fark ettiğim şey oldu. Onu söyleyeyim. Zaten Apple Watch 7'de 1000 nit parlaklık vardı ekranda. Bunda 2000 nit parlaklık var. İlk hakikaten şu görüntünün çok parlak olduğunu söyleyebilirim. Hüküm ve koşulları kabul ediyoruz. Ve bir parola yarat diyor. Yapalım parolamızı. Hemen şöyle parolamızı oluşturduk. Burada kalın metin büyüklük diye bir şey var, tercih var. Ya güzel, hatta bir tık daha az bile olabilir. Burada sizin tercihinize göre eğer gözlerde birazcık şey varsa, rahatsızlık varsa bir tık büyük kullanabilirsiniz şu şekilde veya daha küçük kullanabilirsiniz. Şu fena değilmiş. Sürdür diyorum. Paylaşılan ayarlar tamam dedim. Burada işte bazı doğum tarihi, cinsiyet, boy, ağırlık var. Onları da sürdür dedim. Gürültü bildirimlerini versin. Evet, sürdür. Acil güvenlik, sürdür. Çift dokunuş. Evet, bu Apple Watch 7'de yoktu. Onu da bir aramayı ya da mesajı yanıtlamak, kıllı gruplamanızı açmak ve daha fazlasını yapmak için işaret parmağınız ile baş parmağınızı birbirinize iki kere dokundurun. Evet, tamam, sürdür diyelim. Yine Apple Watch 7 ile 10 arasındaki farklardan bir tanesi de belli bir metreye kadar, yani 6 metre derinliğe kadar Apple Watch 10 su altında ölçüm yapabiliyor. Derinlik uygulaması mevcut. Sadece 6 metreye kadar. Apple Watch Ultra isterseniz o zaten 40 metreye kadar ölçebiliyor. Su altındayken derinliği de aç diyorum. Hesabınıza giriş yapılıyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Apple Pay, bunu ben ayarlamam lazım ama kartlarımı tek tek girmem lazım. Onun için bunu şimdilik daha sonra ayarlar dedim. Apple Watch eş zamanlanıyor diyor. Görüyorsunuz şurada. Şöyle göstermiş olayım. Bu tamamlandığında da bir tık da hızlı gibi geldi bana. Yani evet, hızlanmış diyebilirim. Onu da söyleyeyim size. Eş zamanlama. Saatinizi tanıyın diye bir menü var. O eşleşirken saatinizi tanıyın demiş. WatchOS 11'deki yeniliklerden, buralardan bilgi alabilirsiniz. Bu ipuçlarına daha sonra da ulaşabilirsiniz. Başka yine saate geldiğinde Apple Watch'a hoş geldiniz. Burada temel bazı bilgileri veriyor. Son bildirimleri nasıl görebilirsiniz? Uygulamalar arasında hızlıca geçiş, kullanma kılavuzu gibi veya Apple Watch kullanma kılavuzuna direkt buradan da tıklayıp ulaşabilirsiniz. Buradan direkt size bir PDF gibi bir belge çıkıp buradan spor, yeni spor, daha da geliştirilen aktivite uygulaması var vesaire vesaire bunları söylemiş. Gibi böyle birkaç şey var. Saat uygulamalarını keşfet diyerek de buradan bakabilirsiniz.
Aygıt hesabınıza eklendi diyor. Bu da tabii ki diğer bütün Apple cihazlarınızda böyle bir uyarı alıyorsunuz. Mesela MacBook'ta da bu uyarıyı alıyorsunuz. iPad'iniz varsa onda da alıyorsunuz. Bir Apple Watch artık iMessage veya FaceTime'a erişebilir. Bu aygıtı tanımıyorsanız onu ayarlardan silebilirsiniz. Tamam diyoruz. Apple Watch eş zamanlamaya devam ediyor. Sizinle beraber ilk kurulumu yapmak istedim. Apple Watch 10 bakalım bizim için neler getirecek, nasıl olacak? Şöyle bir detaylı incelemeye bakalım sizlerle beraber. Şöyle. Jet Black bakalım nasıl olacak? Arka kısım bu şekilde. Hatta şöyle yapayım ben. Şurada da 46 milimetre yazısını görebilirsiniz. Umarım video çok uzun olmaz. Hem kutu açılışı hem de saatin ilk kurulumunu sizlerle yapmak istedim. Belki yeni saat alanlar varsa çok basit aslında ama hani nedir ne değildir görmek isterseniz diye. Şöyle az bir şey kaldı. Ondan sonra hatta ben takayım mı ya? Takayım bakalım şöyle. Ne kadar kaldı? Az kaldı. Burada da iPhone üzerinden de görebiliyorsunuz ne kadar kaldığını. Apple Watch'la eş zamanlı gidiyor. Evet, bitmek üzere. Şöyle göstereyim. Evet. Apple Watch'a hoş geldiniz. Kolumda hemen bir hızlıca titreşti. Ve şurada Apple Watch'a hoş geldiniz. Buradan da bitti diyeyim. Apple Watch kadranım da geldi. Zaten siyah. Siyah için siyah kadran geldi. Şimdi bunu şöyle bir kenara koyayım. Buradan şöyle bir bakalım sizlerle. Evet, başlat diyorum. Burada bakayım bir şey verecek mi? WatchOS 11'e hoş geldiniz. Tura katıl diyelim. Siz de görmüş olun. Watch'ta dolaşmayı öğrenin. Uygulamanızı görmek için dijital crown'a basın diyor. Basıyoruz. Evet, uygulamalar arasında böyle geçip gidiyoruz. Denetim merkezini açmak için yan düğmeye basın. Şurada ikinci bir düğmemiz var. Denetim merkezine basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir daha basıyoruz. Kapatmak için de tekrar basabiliyoruz. Araç takımlarınızı görmek için dijital crown'u çevirin. Şunu şöyle hafifçe ittiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi Apple Watch'a hoş geldiniz kısmı da geldi. Apple Watch'ın konumunuzun Apple Watch kadranları tarafından bulunmasına izin vermek için konum servislerini açın demiş. Buradan ayarlar, konum servisleri açık zaten. Geri gelelim. Başka şöyle yapayım. Evet, başka bir şeye gerek kalmadı. Hava durumu size bildirimler göndermek istiyor. Evet, onu izin ver diyelim. Bize hava durumu bildirimler göndersin. Şurada ikinci bir kadran oluşturalım hemen. Benim sevdiğim kadranlardan bakayım neler vardı. Yani fotoğraflar olabilir. Şu var, infografiki çok kullanıyorum ben. En çok kullandığım bu diyebilirim. Bunu hemen şöyle kadran ekle diyelim. Burada gördüğünüz gibi şöyle siyah olanı. Şu steps, evet. Bu şimdi, bu arada arkadan iPhone'dan Apple Watch'a uygulamalar yüklenmeye devam ediyor. Ve bazı uygulamalarda size izinler istiyor. Onları veriyorsunuz, izin ver diyorsunuz. Şimdi onu da şöyle göstereyim. Bakın burada. Bazı sonlarına doğru bakın şurada yükleniyor mesela Türk Hava Yolları yükleniyor şu an. Birçok uygulama yüklendikçe sizden bazı izinler isteyebilir. İşte atıyorum Strava diye bir bisiklet ve yürüyüş koşu uygulamam var mesela. Onu yüklediğim zaman buna yüklendiği zaman Apple Watch'a diyecek ki işte hareket ve fitness etkinliğine erişmek istiyorum kabul ediyor musunuz? Konumunuza erişmek istiyorum kabul ediyor musunuz? Vesaire vesaire uygulamalar yüklendikçe buradan sizden bazı izinler isteyebilir. Şu anda Apple Watch'la ilgili benim şöyle yapayım. Apple Watch'la ilgili ilk kurulumu da tamamlamış olduk. Sizlere de bunları göstermiş oldum. Evet dostlar, Apple Watch 10'u sizlerle beraber kurduk. Sıfırdan neler çıkıyor menü olarak, nasıl yapıyoruz, nasıl ediyoruz. Çok da kolay aslında biliyorsunuz. Daha önce Apple Watch
kullananlar için bir sıkıntısı yok. 7'den 10'a geçmeye gerek var mıydı, yok muydu? Bunun hepsini şöyle biraz kullanayım, bir hafta 10 gün kullanayım. Belki bir sürpriz olabilir, bir iki hafta sonra belki Almanya'dan sevgili Özgür gelebilir. Onunla beraber bir değerlendirme videosu çekebiliriz. Olmazsa ben kendim hakikaten geçmeye gerek var mıydı, yok muydu? Yani şöyle bir iki hafta müsaade edin bana. Ondan sonra sizlerle paylaşacağım. Dostlar ufak bir ekleme yapayım hemen sonuna. Şarjım tamamen bitti. Komple kapandı. Şimdi şöyle bir hızlı şarja takıyorum. Ve süreyi de başlatıyorum. Bakalım ne kadar sürecek. 19.45'te gördüğünüz başladı. 30 dakikada ne kadar olacak? İşte 40 dakikada ne kadar olacak? Ona da hep beraber bir bakalım. Evet dostlar, tam 15 dakika oldu. Bakıyoruz ne kadar dolmuş. Şöyle göstereyim. %41. 15 dakikada %41 şarj olmuş. Bakalım 30 dakika olduğunda ne kadar olacak? Evet dostlar, tam 30 dakika oldu. 30 dakikada bakalım ne olmuş. Evet, %71. Tam şarj edilmeye devam ediyor. Saati de görüyorsunuz. 19.45'te başlamıştık. Tam yarım saatte %71 oldu. Evet dostlar, tam 45 dakika oldu. Bakalım ne kadar olmuş. %90, 45 dakikada 20-30, gördüğünüz gibi 45 dakika oldu. Bakalım %100'e ne zaman ulaşacak? Daha sık kontrol edebilirim. Yine bakacağız. Bir daha bir bakalım dedim. Ne kadar olmuş? 20-41'de %95 olmuş. Evet dostlar, tam 1 saat oldu. 1 saat 19.45'te takmıştık. Saat 20.45. Bakalım %99. Ben bir iki ufak böyle hem baktım hem de saatten işte saatle iPhone arasında birkaç ufak tefek ayar yaptım. Onunla alakalı belki biraz gecikmiş olabilir. Anladığımız hızlı şarjla beraber 1 saatte %100 şarj oluyor diyebiliriz. Yine de %100 olduğunda ben yine size göstereceğim. Dostlar 1 saat 2 dakikada %100 tam şarj oldu. Dediğim gibi ben 1-2 ufak ayar yapmıştım. 2 dakika ondan gecikme olmuş olabilir. Yani tam 1 saatte %100 şarj oluyor Apple Watch. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Abone olursanız da şükela olur. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.